Herkese merhaba. Bugün 13 Ağustos Cumartesi. Bugün birlikte Cardano'nun yani Adanın teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalın var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitlo.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenildiğini kanıtlamış orta ve uzun vadeli çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Adanın teknik görüne dönecek olursak 549 seviyesinin çok kritik bir seviye olduğundan bahsetmiştik. Daha önce çok güçlü bir direnç ve çok güçlü bir destek bölgesi olan bu seviyenin bir dönüşüm seviyesi olduğunu da konuşmuştuk. Şu anda görebildiği üzere geçtiğimiz günde bahsettiğimiz gibi burada yükselen bir üçgen yapısı mevcuttu. Bu üçgenin yukarı yönde kırılımının geldiğini ve 4 saatlik kapanış yaptığını söyleyebiliriz. Bunun devamında gün kapanışlarının ardı ardına bu seviye üzerinde gelmesi ada için 610 ve 663 seviyelerine hızlı ilerlemeler getirecektir. Orta vadeli hedeflerimizin ise 745 ve 921 bölgeleri olduğunu konuşmuştuk. Tekrar etmek gerekirse kırılımını gerçekleştirdiğimiz kritik seviyemiz 549 bölgesinin üzerinde gün kapanışları bizler için kritik önem taşıyor. Negatiflikte ise yine bu bölgeye olası bir geri çekilmede yani 549 bölgesinin retesti durumunda yine gün kapanışlarının üzerinde gelmesine dikkat etmemiz lazım. Bu bölgenin altında gelmesi durumunda ise Ichimoku bulutunun burada sizlerinde görebildiğiniz alıcılı bölgesinin üst tabanına kadar yani 527 seviyelerine kadar düşüşler mümkündür. Daha sert bir çekilmede kabul edilebilir son bölgemiz ise 516 bölgesidir. 516'nın kaybında muhtemelen düşüşlerinleşecektir. Burada Bitcoin hareketlerini ve ADA'nın destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sağlık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.